Türk siyasetinin simge isimlerinden Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı. 60 senelik yol arkadaşını kaybeden Olcay Baykal ayakta güçlükle durabildi. Baykal'ın cenaze töreni eski yeni siyasetçileri de bir araya getirdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de cenaze namazında buluştu. ...60 senelik hayat arkadaşını kaybetmenin acısı yansıdı yüzüne. Partililerin desteğiyle ayakta durabildi. Eşini gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurladı. Çok üzgünüz, kaybettik. Şimdi mezarlığa gideceğiz. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden siyasetin duayen ismi Deniz Baykal... ...uykusunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. 3 dönemde yaklaşık 17 sene CHP'nin genel başkanlığını yapmıştı Deniz Baykal. 85 yaşında hayatını kaybetti ve bugün cenazesi için ilk tören CHP Genel Merkezi'nde... CHP eski genel başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, Baykal ailesi Deniz Baykal'a veda için bir aradaydı. CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu aylar sonra ilk kez yan yana geldi törende. Antalya Milletvekili Deniz Baykal için yaklaşık 50 sene mesai yaptığı mecliste de tören düzenlendi. Eski yeni pek çok siyasetçi yan yanaydı mecliste de. Türk siyasetinin en önemli isimlerinden Deniz Baykal, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı burada kılındı. Allahu Ekber. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılırken Ankara'nın soğuk havası siyasiler arasında da gösterdi kendini. Erdoğan CHP lideriyle selamlaşmazken Bahçeli ve Kılıçdaroğlu kısa süreliğine yan yana geldi. Şimdi mezarlığa gideceğiz. Görevimizi tamamlayacağız. Çok teşekkürler. Deniz Baykal Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.